Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben İlayda. Bugün birlikte 3 farklı ajanda sayfası yapıyoruz. Üçünü de farklı dönemlerde kullanabileceksiniz. Aylık, günlük ve haftalık olarak yapacağız birlikte. İlki uyku takibi yapacağımız sayfa olacak. Bu sayfa için günleri temsil etmesi adına 30 tane satır yapıyoruz. Sonrasında da sayfa büyüklüğümüze göre sütunları oluşturacağız. Saatlerini ayarlayacağız. Sonra günlük ne kadar uyuduğumuzu takip etmek için aylık bir sayfa oluşturmuş olacağız. Uykumuzu ne kadar alıyoruz, kaçta yatıp kaçta kalkıyoruz bunları takip edebileceğimiz bir sayfa olacak. Önce sayfanın çizimini yapalım birlikte. Çizimi tamamladıktan sonra sayıları yazmaya geçiyoruz. Sol tarafa yazdığımız sayılar günleri temsil edecek. Ayın ikinci günü, ayın 13. gibi falan bu şekilde olacak. Sonra üste yazmaya başlayacağız sayıları. O sayılar da saatleri temsil edecek. Ben saat 14'ten başlatıyorum, yani öğlen 2'den. Bir sonraki günün öğlen 12'sine kadar. Yani bu aralıkta vermek istedim ama aralığınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin saat akşam 7'den başlatabilirsiniz. Bu sefer daha geç saatlere kadar yazabilirsiniz. Bu bizim sizin biraz da yatış kalkış saatlerinize bağlı. Ben genelde kendi saatime göre ayarladığımda ortalama bu şekilde olduğu için orta kısımlara denk gelsin tarayacağım kısımlar diye bu şekilde başlattım. Saat öğlen 2'den bir sonraki günün öğlen 12'sine kadar, tekrar söyleyeyim. Zaten nasıl yapacağımızı şimdi tekrar söyleyeceğim. Başlığımızı da attık. Şimdi tarama kısmına geçiyoruz. Örneğin ayın 1'inde saat 10'da uyumuşsanız 10'dan bir çizgi çekersiniz, 22'den. 8'de uyanmışsanız 8'e bir çizgi çekersiniz. Sonra bu arasını doldurursunuz. Böylece uyuma aralığınızı belirlemiş olursunuz. Yine sonraki gün için yaptığımızda o günde gece 11'de yattıysanız ve sabah 7'de kalktıysanız bu şekilde bir tarama oluşturursunuz. Tüm günler için bu tarama şeklini devam ettirebilirsiniz. Böylelikle karşınıza bir şekil çıkacak ay sonunda. Bence gayet güzel bir yöntem uykunuzu takip etmek için. Özellikle uykusuzluk çekiyorsanız ne kadar uyuduğunuzu da gözlemleyebilirsiniz. İkinci sayfaya geçiyoruz. Ajandamızın ikinci sayfasında da harcamalarımızı takip edebileceğimiz bir bölüm oluşturuyoruz. Bu harcamalarımızı da haftalık olacak şekilde yaptım. Bir önceki günlüktü, yani aylık planda bakıyorduk. Bunda da haftalık, yine aylık olacak şekilde yapıyorum. 4 haftadan oluşan bir plan olacak. Bu harcamalarımız için de yine tablomuzu oluşturuyoruz. Sonrasında 4'e böleceğiz ve harcamalarımızı bölümlendireceğiz, gruplandıracağız.
Sol tarafta bıraktığımız ince uzun dikdörtgenlere haftaları yazıyorum. Birinci hafta, ikinci hafta diye. Siz ayları da yazabilirsiniz eğer isterseniz. Böylece eğer aylık harcamanız çok fazla değilse 4 ayı tek bir sayfada toplayabilmiş olursunuz. O da gayet güzel. Veya yine az önce söylediğimin tersi olarak da günlük harcamalarınız fazlaysa birinci gün, ikinci gün diye de yapabilirsiniz. Şimdi haftalarımızı yazdıktan sonrasında harcamalarımızı gruplandırmak için de dikdörtgenler oluşturuyoruz. Burada harcamalarımızı yemek olarak, okul olarak, ulaşım olarak gruplandırabiliriz. Şimdi hep birlikte bakacağız. Harcamalarımı ben kendime göre gruplandırdığımda yemek, eğlence, okul, ulaşım üzerine fazla olduğunu gördüm. O yüzden bu 4 ana başlıkta toplamak istedim. Siz bunları çeşitlendirebilirsiniz, alışveriş ekleyebilirsiniz ya da eğlenceyi sinema olarak bölebilirsiniz. Sonrasında başka kırtasiye alışverişleri diyebilirsiniz. Yemek, içecek, kafe harcamaları gibi ayırabilirsiniz. Bu şekilde bu kısımları böyle dolduruyoruz. Ben ilk iki haftayı örnek olması adına bu şekilde doldurdum sizin için. Gerisini istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Sonrasında sağ kısımdaki ince uzun tarafa baktığımızda burası da haftalık toplamlarımızı yazacağımız bölüm olacak. O yüzden buraya T harfi koyuyorum. Haftalık ne kadar harcadıysak onun toplamını yazıyoruz. Sağ taraflara da gelirlerimizi yazıyoruz. Yani ne kadar harçlık alıyorsak veya ne kadar maaş alıyorsak onları yazabiliriz. Bunu tek bir sütun halinde de yapabilirsiniz. Hafta hafta bölerek de yapabilirsiniz. O size kalmış bir durum. Şimdi başlığımızı atıp bu sayfamızı da bitirmiş olacağız. Üçüncü ajanda sayfamızda periyot takibi yapabileceğimiz bir sayfa oluşturdum. Yani regil takvimi, regil döngüsünü takip edebileceğiniz bir sayfa. Bu tabii ki daha kızları ilgilendiren bir sayfa olacak. Gayet rahat bir şekilde görebileceğiniz, hem bir sonraki aylar içinde tahminlerde bulunabileceğiniz bir sayfa olacak. Bence çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde 12 tane sütun oluşturacağız burada. Bu sütunları ayrı ayrı yapıyorum. Sonrasında ayların günlerini yazacağız, günlerin sayılarını yazacağız ve bir tarama şekli oluşturmaya çalışacağız. İlk başta uyku takibinde yaptığımız gibi. Zaten bu kısmı bitirdikten sonra detaylı anlatıyor olacağım. Sütunları oluşturduğumuza göre şimdi sayılara geçebiliriz. Ayın sayılarını temsil edecek şekilde 1'den 31'e kadar sayıları numaralandırıyorum. Bu şekilde 31'e kadar yaptım maksimum olsun diye. Tabii ki 28 çeken, 30 çeken aylar da var ama 31 yapalım kesin olsun diye düşündüm.
Bu sayıları bitirdikten sonra üst sütunları numaralandırmaya geçeceğiz. Onları da 1'den 12'ye kadar ayları temsil edecek şekilde numaralandıracağız. Başlığımızı da attıktan sonra şimdi boyama kısmına geçiyoruz. Burada ayın kaçında başladığı ve kaçında bittiğini esas alıyoruz. Örneğin ayın 5'inde başlamış, 12'sinde bitmişse 5 ile 12 arasındaki kısmı boyuyorsunuz. Bu birinci ay için geçerliydi. İkinci ayda yine kaçında başladı, kaçında bitti. Bu şekilde bir aralıkları belirterek aralıkları tarıyorsunuz. Her ay için aynısını yaptığınızda yine yıl sonunda gözünüze ortalama bir tablo belirmiş olacak. 3 sayfayı da tamamladık. Videoyu beğenir, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.